4. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 103 cevapları Anka kuşu ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 103 cevapları Anka Yayınevi. Maddenin hallerine ait temel özellikleri örnekler üzerinde karşılaştıralım. Cevap: katı maddeler. Madde tanecikleri arasındaki boşluğun en az olduğu maddeler katı maddelerdir. Katı halde olan maddelerin belirli bir şekli vardır. Buz, peynir, ekmek, masa, sıra maddelerin katı haline örnek gösterilebilir. Bazı katı maddeler ince tanelidir. Bu da bulundukları kabın şeklini almalarını sağlar. Bunlar mısır, mercimek, tuz, toz gibi sıralanabilir. Katı madde örnekleri: odun, kalem, masa, şişe, dosya, kağıt, çanta, dolap. Kitap, kapı, kiremit, telefon, taş, makineler, bardaklar. Sıvı maddeler: madde tanecikleri arasındaki boşluklar katı maddelere kıyasla daha çoktur. Akışka: ne olan maddeler sıvı haldedir. Belirli bir şekilde değillerdir. Su, çay, yağ maddeleri sıvı halde bulunur. Sıvı maddelere örnekler: sıcak çikolata, su, ayran, pekmez, kolonya, çay, gazoz. Portakal suyu, deniz, kola, süt, kahve. Gaz maddeler: madde tanecikleri arasındaki boşluklar sıvı ve katı maddelere kıyasla çok daha fazladır. Buhar, uçan balon içindeki hava, yelpazeyi salladığınızda yüzünüze çarpan hava gaz maddelere örnektir. Bulundukları ortama yayılan gazlar, ortaya yayıldığında uzaktan hissedilebilir. Örneğin limon kolonyası döktüğünüzde aynı ortamdaki insanlar kokuyu algılayabilir. Balon içindeki havanın dışarı çıkabilmesi bu maddelerin akışkan olduğunu gösterir. Sıvı maddelere gazlar daha çok akışkandır. Gaz maddelere örnekler: oksijen, azot, karbondioksit, helyum. Hava, kokular, parfümler, sprey, LPG, buhar. 4. sınıf Anka Kuşu Yayınevi Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 103. Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.